Dertleri ve sıkıntıları kesinlikle açan bir dua. Ey Allah'ım, gerçekten ben senin kulunum. Kulunun oğluyum. Cariyen, kadın kulun olan annemin oğluyum. Perçemim senin kudret elindedir. Hükmün bende geçerlidir. Benim hakkımdaki kararın, adaletin ta kendisidir. Sana ait olan, zatına kendisiyle isim verdiğin, yahut yarattıklarından birine öğrettiğin veya kitabında indirdiğin ya da kendi katındaki gayb ilminde saklayıp onu zatına has kıldığın her bir isim hürmetine senden dilerim ki, Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru, üzüntümün cilası ve derdimi giderici yapasın. Faziletleri: Allah-u Teala'nın isimleri Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde varit olanlarda da sınırlı değildir. Nitekim Allah-u Teala'nın Tevrat'ta 1000 tane ismi şerif indirdiği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından birinde de buna işaret olunmuştur. Nitekim Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kula bir sıkıntı veya bir üzüntü isabet eder de o okunan duayı derse mutlaka Allah-u Teala onun sıkıntısını ve üzüntüsünü giderir ve onun yerine kendisine ferahlık verir buyurdu. O zaman ya Resulallah biz bunu öğrensek mi denilince evet bunu duyanın mutlaka bunu öğrenmesi gerekir buyurdu. Ey kardeşim, iyi amellerle kötülüklerden kaçınmak suretiyle kendini o güne hazırla. Pek yakında kıyamet gününü göreceksin ve pişman olacaksın. Özellikle boşa geçirdiğin günler için üzüleceksin. Şunu iyi bil ki sen ölünce kıyametin kopmuş demektir. Nitekim Mugire bin Şube şöyle demiştir. Kıyamet, kıyamet dersiniz, sizin her birinizin kıyameti ölümüdür. İnsan ölünce onun kıyameti kopmuş demektir. Alkame bin Kays birinin cenazesine gitmişti. Kabrin başında durdu ve şöyle dedi. İşte bu kulun kıyameti koptu. Çünkü o kimse öldüğü zaman kıyamet gününün vaziyetini görür. Cenneti, cehennemi, melekleri de görür. Artık herhangi bir amel de yapamaz. Böylece kıyamet günü hesap vermek üzere bekleyen kimse gibi olur. İnsan ölünce ameli mühürlenir. Kıyamet günü de nasıl öldüyse öylece dirilir. Son nefesini hayırla bitirene ne mutlu. Ebu Bekir Vasiti radıyallahu anh der ki, büyük nimetler üç tanedir. Hayat nimeti, ölüm nimeti, kıyamet nimeti. Hayat nimeti, ömrün Allah'a kullukla geçmesidir. Ölüm nimeti, ruhun kelime-i şehadetle teslim edilmesidir. Kıyamet nimeti, müjde almaktır. Kabirlerden çıkıldığı zaman cennet müjdesi almak. Yahya bin Muaz er-Razi hakkında şöyle bir olay anlatılır. Onun meclisinde şu ayeti kerime okundu. Takva sahiplerini topluca, çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, günahkarları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahman katında söz ve izin alandan başka hiç kimsenin şefaate gücü yetmeyecektir. Meryem Suresi. Bu ayeti dinledikten sonra şöyle dedi. Ey insanlar, hele durun, durun. Yarın Rahman'ın huzuruna topluca durmak için götürüleceksiniz. Her taraftan bölük bölük toplanır gelirsiniz. Yüce Allah'ın huzurunda tek tek durursunuz. Bütün yaptıklarınızdan harf harf sorulursunuz. Veli kullar Rahman'a süvari elçiler gibi giderler. Asiler cehenneme susuz olarak atılır ve cehenneme bölük bölük giderler. Bütün bunlar Allah'ın emri ve Rabbin melekleri saf saf geldiği zaman olur. O gün cehennem bir felaket deryası olarak getirilir. Ey kardeşlerim, sizi tehlike bekliyor. Oranın bir günü 50.000 yıldır. O gün bir ürperme ve bir heyecan günüdür. İnsanın sonunun geldiği gündür. Kıyamet günüdür. Hasret ve nedamet günüdür. Büyük bir gündür.
O gün insanların alemlerin Rabbi huzuruna divan duracağı gündür. Münakaşa günüdür, muhasebe günüdür, soruşturma günüdür. O gün emziren ana emzirdiği çocuğu unutur. Hamile kadınlar çocuklarını düşürürler. O gün insanları sarhoş olarak görürsün, halbuki onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı şiddetlidir. Mukatil bin Süleyman anlatıyor. İnsanlar kıyamet günü 100 sene ter içinde boğulur kalırlar. 100 sene karanlık içinde şaşkın kalırlar. 100 sene birbiri içine girip dalgalanır dururlar. Rablerinin huzurunda mahkemeleri yapılarak geçerler. Denilir ki, kıyamet gününün uzunluğu 50 bin senedir. Bu uzun süre halis müminlere 1 saat gibi gelir. Ey akıllı insan! Sana yakışan Allah'a itaat ederek dünya sıkıntılarına katlanmandır. Böylece kıyamet gününün sıkıntıları sana kolay gelir. Allah doğruya başarı ihsan eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala rahmetini 100 parçaya böldü. 99'unu katında bıraktı. Birini yeryüzüne indirdi. Halkın birbirine şefkati, o bir rahmetin eseridir. Hatta yavrusunu ezmemek için atın ayağını kaldırması, o bir rahmetin eseridir. Hazreti Hasan radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu naklediyor. Allah-u Teala'nın 100 rahmeti vardır. Onun biri dünya ehline düştü. Ölünceye kadar o rahmet onlara yeter. Allah-u Teala bir rahmeti kıyamet günü alır, diğer 99'a katar. Evliya kullarına, ibadette meşgul kullarına o şekilde merhamet eder. Resulullah aleyhisselam yukarıda geçen hadisleriyle müminlere Allah'ın rahmetini anlattı. İnsanlar kendilerine yaptığı bu rahmet ikramı için Allah'a hamd ederler. Ona şükür yolunu tutarlar ve yararlı iş yaparlar. Çünkü bir kimse Allah'tan rahmet bekliyorsa ciddi çalışıp çabalaması lazımdır. Ta ki Allah'ın rahmetine nail olsun. Şu ayeti kerimeler bu manada gelmiştir. Allah'ın rahmeti ihsan sahiplerine yakındır. Araf suresi. Bir kimse Rabbine kavuşmayı diliyorsa iyi ve yararlı amel işlesin. Kehf suresi. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Araf suresi. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Ayeti kerimesi indiği zaman şeytan ümitlenerek, ben de ayette geçen şeylerden bir şeyim. Benim de onun rahmetinde nasibim vardır dedi. Hatta Yahudi ve Hristiyanlar bile ümitlendiler. Ayetin devamı olan rahmetimi sakınanlara, zekat verenlere ve ayetlerimize inananlara vereceğim kısmı inince, biz şirkten korunuruz, zekat da veriyoruz, Allah'ın ayetlerine de inanıyoruz dediler. Ayetin devamı olan 157. ayette, rahmetime nail olanlar, ümmi, nebi olan Resul'e uyanlardır ifadesiyle Resulullah'a iman şart koşuluyordu. Yahudi ve Hristiyanlar da onu kabul etmediğine göre onlara bir şey kalmıyordu ve Allah'ın rahmeti müminlere has kalıyordu. Bu sebeple her mümine kendisine iman nasip ettiği, adını müminler arasında yazdığı için Allah'a çok çok hamd etmesi gerekir. Ayrıca günahlarından vazgeçmesi için Rabbine yalvarıp yakarması da şarttır.